Kerbela günü de, evvelinde de, ahirinde de Rabbimden güzellikten gayrısını görmedim. Bunu söyleyen kişinin gözünün önünde 7-8 kardeşi parça parça edilmiş. 3 oğlu gitmiş. 20'den fazla yeğeni şehit edilmiş. Bunu söyleyen kadın masa başında entelektüel bir yorum yapmadı. Rabbi de sulh içerisinde. Rabbimin tüm tecellileriyle sulh içerisindeyim ama meşhideler dünyasındakilerle de sonuna kadar hesabımı görürüm. Var olasız. Lise 5 dakikanızı yine alalım inşallah. Sahibe zaman Mehdi, sahibe zaman Mehdi, sahibe zaman Mehdi, ya Mehdi ya Mehdi, ya Mehdi ya Mehdi, ya Mehdi ya Mehdi. Kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından konuklarımızı, Serhat şehrimiz, Iğdır'ımızın güzel ilçesi. Ayak tutamam demişem ya Ali, bir asanyan demişem ya Ali. Program esnasında cep telefonlarımızı biraz sessize alınız. Birbirinden kıymetli konuklarımızın o güzel sohbetlerinden istifade edelim. Ve yine özellikle genç kardeşlerimizden yaşayan imparatorluğu bile çökmüştür. Yani sonuç itibariyle şunu demek istiyorum. Demek ki adalet olmadan hiçbir şeyin olmayacağını biliyoruz. Dolayısıyla Müslüman coğrafya, ben biraz Müslüman coğrafyayı eleştiren akademisyenlerden. Şimdi birkaç öne daha söyleyeceğim size. Müslüman coğrafyada şöyle bir kural var. Enteresan bir şeydir. Herkes övünerek Müslümanım der. Herkes Müslümanlığın kuralını anlatır. Ben de biliyorum. Müslümanlıktan daha güzel bir din yok olmadığını herkes biliyor. Aklı olan herkes düşünebiliyor. Ama oraya gelince güçlü olan hep haklı kılınır. Tıpkı Kerbela'da olduğu gibi. Kerbela'da herhalde İmam Hüseyin haklıydı. Bunu hiçbir mezhep Ehl-i Sünnet'te, Şia'da bu reddetmiyor. İmam Hüseyin haklı olduğunu hiç kimse reddetmiyor. İmam Hüseyin peygamberin torunudur. Dinin temsilcisidir. Ama ne hikmetse İmam Hüseyin'in yanında kimse yok. İlginç değil mi? Bunlar çok düşündürücü şeyler. Demek ki sorun bizlerde, insanlarda. O zaman çözüm ne? Adalet açısından güçlü olanı haklı değil, haklı olanı güçlü kılmak lazım. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın âline selatü selam getirilmezse burada bir eksiklik vardır. Hubbu nebi ve hubbu ehli beytihi ferdun ala kullil muslimin demiş bizim İslam müfessir ve muhaddisleri. Dolayısıyla bu salon bizleri mutlu ediyor. Neden? Hepimiz burada Ehl-i Beyt, yani İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru veya onun doğumu şunu gösteriyor bize ki biz Ehl-i Beyt'in muhibleriyiz. Onları seviyoruz. İmam Şafii'nin bir sözüyle ve bir kıssayla bitirmek isterim. İmam Şafii Hazretleri buyururlar ki İn kâne hubbu Ali ve Ehl-i Beyt'i raften feşhidû ene erkadur revâfid. Eğer Ali'yi ve onun ehli beytini sevmek rafizilik ise siz şahit olun ki ben rafizilerin rafisisiyim buyurur.